Hoş geldiniz. Her felsefe meraklısının felsefenin belli alanına ya da belli filozoflara daha fazla ilgisi ya da alakası vardır. Bu hem akademi camiasında böyledir hem de gönüllü olarak yapılan okumalarda aslında zorunlu olarak böyledir. Çünkü felsefe çok fazla alt dalı bulunan ve çok fazla önemli isim barındıran bir disiplin. Baktığımız zaman yalnızca tek bir filozofun tüm eserlerini okumak, analiz etmek, anlamaya çalışmak, geçmişe gitmek insanın yıllar harcaması gereken bir etkinlik gibi görünüyor. Dolayısıyla her birimiz aslında bazı filozoflara ya da felsefenin belli alanlarına daha çok ilgiliyoruz. Örneğin kimileri ahlak felsefesi alanında daha çok okumalar yaparken ve bu alana yoğunlaşırken kimileri daha çok siyaset felsefesi alanında okumalar yapabilmektedir. Tabii sözü nereye getirmeye çalıştığımı anlamışsınızdır. Benim bu filozoflar içerisinde daha çok ilgimi çeken isim Arthur Schopenhauer oldu. Bunun tabii belli başlı sebepleri vardır. Mark Twain'in dediği gibi okuduğumuz şeyde ne kadar kendimizi buluyorsak o kadar hoşumuza gider. O kadar o kişiye ya da kitaba meftun oluruz. Benim için de böyleydi. Hayata, insana, varlığa dair bakışımı bu kadar derli toplu biçimde ve bu kadar etkileyici bir şekilde bir filozofun eserinde bulmak beni bir hayli etkilemişti. Schopenhauer okuduğumda 20'li yaşlarımın başındaydım. Nietzsche ile benzer şekilde karşılaştık Schopenhauer'la. Tabii Türkiye'deki her felsefe meraklısı gibi lise yıllarımda öyle söylediler düştü elime aldım. Okuduğumda tabii hiçbir şey anlamadım. Ya bu felsefe demek ki dedim. Hakikaten büyük insanların işi. Ben bu işe hiç girmeyeyim diyerek aslında bir zaman felsefeden uzaklaştım. İşte tarih okumaları vesaire yaptım. Daha sonra bir kitapçıda gezerken gözüme Arthur Schopenhauer'un Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar isimli kitabı çarptı. Tabii bu isim Parerga ve Paralepomenos'unda bir bölüm olarak yer alıyor. Bu kitabı okuduğumda filozofun üslubu beni bir hayli etkiledi. Her şeyden önce filozofun samimiyeti, üslubundaki o dinamiklik, kullandığı benzetmeler, alegoriler beni çok etkilemişti. Her neyse Schopenhauer metiyesini başka bir videoya bırakalım. Neden bu videoda Schopenhauer ve Nietzsche karşılaştırması yapacağımı kısaca değinmek isterim. Tabii Schopenhauer okuyup da Nietzsche okumamak pek de akıl kârı değildi. Nietzsche'yi de bir hayli okudum. Her iki filozofun da bu yaşıma kadar hemen hemen tüm eserlerini, mektuplarını vesaire elimden geldiğince okumaya çalıştım. Bu anlamda iki filozofun hayata bakışı beni çok fazla etkiledi. Zira Nietzsche, Schopenhauer okuyarak felsefeye aslında bir anlamda merak salmıştı diyebiliriz. Gerçi içgüdüsel olarak her zaman içinde olan bir şeydi belki ama Schopenhauer onun için bir tetikleyici olmuştu. Nietzsche, Schopenhauer başlangıçta eğitimci olarak Schopenhauer kitabında yarı tanrı mertebesine getirir. Tabii bu benzetmedir. Ancak o kadar etkilenir filozoftan. Daha sonra Nietzsche'nin felsefe serüveni bu şekilde devam etmez ve hocasını ondan bir hayli farklı bir felsefe ortaya koyarak en güzel şekilde onurlandırır. Bu videoda tahmin edeceğiniz gibi hem Nietzsche'nin hem Schopenhauer'un tüm düşüncelerine değinmem mümkün değil. Çok genel anlamda bir bakış atmaya çalışacağım. Tabii burada belli başlı konulara değineceğiz. Örneğin özgür iradeye bakışlarını, ahlak alanına bakışlarını ve bunlardan harekette genel olarak hayata nasıl baktıklarına değinerek videoyu bitirmeye çalışacağım. Şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim. O halde başlayalım. Bu ikilinin karşılaştırmasına Nietzsche ile başlamak isterim. Bilindiği gibi Nietzsche çok dindar bir ailede hayata gözlerini açıyor. Ve tabii ailesi Hristiyanlığa çok fazla önem veriyor. Hristiyanlık öğretilerine vesaire Nietzsche'ye aşılamaya çalışıyorlar. Hatta o kadar ki Nietzsche çevresinde minik papaz olarak anılmaya başlıyor. Tabii videonun girişinde de söylediğim gibi Nietzsche'nin içinde içgüdüsel olarak bir felsefe meraklısı var. Üniversite yıllarına gelen Nietzsche bu güdüye kulak veriyor. Antikacı dükkanında gezerken gözü Arthur Schopenhauer'un kitabına takılıyor. Kitabı eline alıyor ve şöyle söylüyor Nietzsche bize. Bilmem hangi ifrit kulağıma fısıldamıştı. Al bu kitabı eve götür diye. Daha sonra Nietzsche kendi deneyimiyle bu ifritin söylediğine kulak veriyor. Schopenhauer'un kitabını dükkandan alarak evin yolunu tutuyor. Ve vardığında ise Nietzsche durumu şöyle ifade ediyor. Bu dinamik ve kasvetli dahinin üzerimde çalışmasına izin verdim. Nietzsche de aslında benim gibi filozofun bu üslubundan, samimiyetinden, dehasından çok fazla etkileniyor ve bu şevkle birlikte eğitimci olarak Schopenhauer kitabını kaleme alıyor. Schopenhauer okuyanların da tecrübe ettiği bir tespiti ortaya koyuyor Nietzsche. Schopenhauer'un samimiyetine vurgu yapıyor. Biz kendimizi Schopenhauer okurken bir erkek evlat olarak görürüz. Karşımızdaysa adeta bize bir şeyler öğretmeye çalışan, hayatın gerçeğini sunmaya çalışan bir baba vardır. Tabii Nietzsche, Schopenhauer'un hiçbir çıkar gözetmeksizin, dönemin birçok filozofundan farklı olarak, yani akademide bir kürsü elde etmek, bir koltuk elde etmek, para kazanmak amacıyla felsefe yapmadığını görünce ve felsefesini dahiyane bir biçimde temellendirdiğini görünce adeta Schopenhauer'la arasında bir gönül bağı oluyor diyebiliriz. Nietzsche şunu da fark ediyor. Schopenhauer sadece felsefede değil, yaşayış olarak da birçok insandan farklı bir kişiliğe sahipti. Ve bu farklılık onu aslında zorunlu bir yalnızlığa sürüklemişti. Hatta Nietzsche kitapta şöyle söylüyor. Bu tür sıra dışı kişilikler başlangıçta inlerler. Sonra melankoliye yönelirler. Sonra hastalanırlar. En sonunda ölürler. Aslında Nietzsche burada kendi geleceğini yazmış. Farkında değil tabii genç yaşta. Schopenhauer'un yaşadıkları belki de daha sert bir biçimde Nietzsche'nin başına gelecektir. İleride kitap yazdığında koskoca Alman İmparatorluğu'nda kitabını gönderebileceği 3-5 arkadaş bulabiliyor ancak. Nietzsche yavaş yavaş hocasının görüşlerinden hareketle ondan ayrılmaya başlıyor.
Zaten iki kişi bir araya gelmişse ve her konuda anlaşıyorlarsa orada felsefenin varlığından bahsedemeyiz. Dolayısıyla burada hakikaten deha derecesinde iki filozofun karşılaşmasına denk geliyoruz. Nietzsche'nin Schopenhauer'dan bir hayli farklı düşünmesi ve farklı düşünceler ortaya koyması zaten olması gereken bir durumdur. Biz yalnızca bu ayrılıkların en temelde nelerden kaynaklandığını ve bu iki filozofun hangi anlamda hayata farklı baktıklarını görmeye çalışacağız. Schopenhauer deyince hepimizin aklına isteme, irade kavramları gelmekte ki filozofun bütün bir felsefesi adeta bu kavram üzerine kuruldu diyebiliriz. Orijinali Wille olan bu kavram Schopenhauer'un felsefesinde hakikaten bir hayli önemli yer tutar. İsteme her şeye sirayet etmiştir ve her şeye içkindir. Schopenhauer'a gelinceye kadar ve hali hazırda başat düşünce olan bunca varoluşun akıllı varlık, akıllı bir şey tarafından meydana getirildiği düşüncesine taban tabana zıttır. Schopenhauer'un istemesi tamamen kördür. Kendi amacından başka hiçbir şeye hizmet etmez ve her şeye içkin bir hayatta kalma çabasıdır aslında bu. Varlığın özündeki bu şey akılla kavranabilir de değildir. Akılla bunu çözmeye çalışmamız beyhude bir çaba olacaktır ki burada Kant'la aslında benzeşirler değil mi? Kant da aslında bu tür şeylerin aklın ötesinde olduğunu söyler ve orada durur. Ancak Schopenhauer bunu biraz daha ileri getirir. Akılla belki bunu kavrayamayız der ancak sezgilerimizle ya da sanat yoluyla belli başlı yöntemlerle buna ucundan dokunabiliriz. Diğer varlıklardan bizi farklı kılan şey de budur aslında. Özetle burada kastetmeye çalıştığı şey Schopenhauer'ın bir içe bakış yöntemidir. Dolayısıyla insanın içe bakış yöntemini kullanabilmesi için kalabalıklarla, toplulukla, gürültüyle işi yoktur. Yani felsefi anlamda bir ataraksiyaya ihtiyacı vardır. O halde insan varlığın özünde bulunan bir şeye ancak bir inziva yoluyla, belki de bir riyazet halinde ulaşabilir. Ona belki de ancak bu şekilde boyun büktürebilir. İnsan istemenin bu sonu gelmez taleplerinden ancak ve ancak bu şekilde uzaklaşabilir. İsteme adı verilen bu kavramı yenebilmemizin belki de tek yolu onu biraz görmezden gelmektir diyebiliriz. İşte Nietzsche ile Schopenhauer en temelde belki de burada ayrışıyorlar. Nietzsche ileride Exomo isimli eserinde Schopenhauer hiçbir şey bilmiyordu diyecek kadar Schopenhauer'dan ayrı düşünür. Schopenhauer'un felsefesinde yer alan bu isteme dediğimiz kavram Nietzsche'de güç istenci olarak karşımıza çıkacaktır. Nietzsche tutkularımızın temelinde güç istencinin yer aldığını, hatta yaşam dediğimiz şeyin bu güç istencinin özel bir hali olduğunu söyleyecektir. Peki bu yaşamla nasıl mücadele etmemiz gerekir Nietzsche'ye göre? Hocası gibi belki biraz kendi içimize bakarak, kendimize yönelerek, varlığın özündeki o şeye ulaşarak onu reddederek mi hayatla mücadele etmeliyiz? Nietzsche'nin cevabı elbette ki hayır olacaktır. Tam tersi, kılıcımızı, kalkanımızı, bütün mühimmatımızı alıp bu şeyle mücadele etmemiz gerekir. Adeta göğüs göğüse onunla çarpışmamız gerekir der Nietzsche. Schopenhauer'un felsefesinde ise bu mücadele mutlak bizim aslında yenilgimizle sonuçlanacaktır. Zira istemenin istekleri kesinlikle durdurulamaz. O sürekli bir şey talep eder. İnsan bunu yerine getirir. Bu şeyi yerine getirdikten sonra hemen başka şeyler istemeye başlarız ve bu kısır döngü içerisinde adeta hapsoluruz. Ve Schopenhauer'a göre Dante'nin bir cehennem tasvir etmesi dahi gereksizdir. Zira bu dünya onca zulümle, ızdırapla, yoksullukla cehennemin zaten ta kendisidir. Bu dünya olabilecek dünyaların en kötüsüdür. Ve insan bu zalim dünyada adeta istemenin esiri olmuştur. Bu konu hakkında Schopenhauer şöyle söyler. Keza ne doymaz bir varlıktır insan. Ulaştığı her tatmin yeni bir arzunun tohumudur. Dolayısıyla onun ebediyen doyurulamaz arzularının sonu yoktur. Schopenhauer'a göre dünyadaki bütün mutluluklar tek bir bireyin acısını dindiremez. Tıpkı bunun gibi hali hazırdaki mutluluğun da geçmişte yaşadığımız ızdıraplara bir çare olamaz. Bunlar sürekli aklımda olacaktır. Sürekli bunların endişesiyle, korkusuyla, acısıyla yaşayacağım. Dolayısıyla bu hayattan bir mutluluk beklemek Schopenhauer'a göre çok akıllıca bir şey değildir. Nietzsche Schopenhauer'un bu düşüncelerini yatsımaz. Evet, ona göre de bu dünya sefaletlerle, zalimliklerle, yoksulluklarla doludur. Kötülükler insanın var olduğu her yerde etrafı sarıp sarmalamıştır. Fakat Nietzsche Schopenhauer'dan farklı olarak bu kötülüklere karşı bir atalet, eylemsizlik gibi şeyleri salık vermez. Tam tersine o şeylerin tam kafasına bir balyoz indirmeyi tavsiye eder. Hatta Schopenhauer'un bu ataletini bir hayli eleştirir ve onu metafizik postuna bürünmüş bir leopara benzetir. Bu postu üzerinden atması gerektiğini ancak bunu beceremediğini söyler. Nietzsche bir hayli ateşli bir ruha sahip isimdir. Bu ızdırap karşısında, bu acı karşısında kaçarak mücadele etmek korkaklıktır der ve onunla çarpışmak istediğini söyler. Hatta Nietzsche için düz bir yolu yürümekten ziyade engellerle dolu bir yolu yürümek ve sonunda güzel bir şeye ulaşmak insan için çok daha büyük hazlar sağlar. Meister Eckhart'tan şöyle bir alıntı yaparak da seni mükemmelliğe en hızlı biçimde ulaştıracak şey acı çekmektir. Nietzsche için insan bu ızdıraplarla, bu acılarla mücadele ettikçe olgunlaşır. Bunlarla mücadele ettikçe güçlenir, kuvvet kazanır. Nietzsche'nin gözünde Schopenhauer ise bu yola baştan hiç girmemeyi öğütleyen bir korkak haline gelmiştir adeta. İki filozofun yaşama dair bu farklı anlayışları ahlak alanında da çok farklı tezler ortaya koymalarına sebep olur.
Schopenhauer'un felsefesine hakim olanlar bilirler ki Schopenhauer'un ahlakının en temelinde merhamet kavramı yer alır ki merhamet etiği olarak isimlendirilir. İnsanların bu isteme denilen şeyle mücadele edebilmelerinin ancak ve ancak birbirlerinin acılarına, ızdıraplarına ve yaşadıkları kötü şeylere odaklanmaları yoluyla olabilecektir. İnsanlar ne kadar farklılıklara, ayrılıklara odaklanırlarsa o kadar birbirinden farklılaşacak ve isteme denilen bu özle mücadele etmek o kadar zor hale gelecektir. Dolayısıyla duygudaşlık kavramına ve bunun sayesinde ortaya çıkan merhamet kavramına çok fazla önem verir Schopenhauer. Ahlak felsefesinin temelinde kimseye acı verme, edebildiğin kadar herkese yardım et ilkesi yer alır. Hayatın bu ızdırabında, bu fırtınasında, bu kasırgalar arasında bizi koruyacak olan şey duygudaşlıktır ve merhamettir. Dolayısıyla der Schopenhauer, kim olursa olsun, hangi insanla münasebet kurarsan, dikkatini sadece onun ihtiyaçları, ızdırapları, acıları ve endişeleri üzerine yoğunlaştır. Böylece der, insanlarla kurduğun ilişkilerde nefret, hakir görme, aşağılama yerine şefkat ve merhameti tecrübe edeceksin. Nietzsche ise merhamet kavramına saldırarak işe başlar zaten. Nietzsche'nin bu tutumunu bizzat kendisinin Pan Kızıllığı isimli eserinde verdiği örnekle anlatmak isterim. Şöyle der bizlere, insan bir düşünsün bakalım, kendisine hiç yakınlık duymadığımız, tanımadığımız bir kişi suda boğulurken neden onun arkasından atlamak isteriz? Birçoğumuzun cevabını tahmin ederek şöyle cevap verir Nietzsche, insan içindeki merhamet kaplı yüreğiyle diğerini düşünerek onu acıdan, ölümden kurtarmak ister. Oysa der Nietzsche, insan biraz düşünse, biraz üzerine akıl yürütse, düşündüğümüz kişi aslında karşımızdaki değil, bizzat kendimizizdir. Bunu şöyle temellendirir. Eğer orada boğulan kişiye müdahale etmezsek, onu tutup sudan çıkarmazsak, ileride aklımıza sürekli kendi korkaklığımız, güçsüzlüğümüz gelecektir ve bu bizi bir ömür boyu rahatsız edecektir. Dolayısıyla insan ömür boyu çekeceği bu ızdırap yerine o suya atlamayı tercih eder der Nietzsche. Ve bunu merhamet adı verilen sahte bir kimliğe bürür. Özetle de merhameti öven bir kişinin ahlak alanında yeterince deneyimi yok demektir. Nietzsche için gerek merhamet gerek vicdan sızısı insanı zayıflatan şeylerdir. Ve Nietzsche insanı bu zayıflıktan kurtarmak ister. İnsanı zayıf kılan, zayıflatan, diğerlerine karşı güçsüz hale getiren her şey Nietzsche için kötüdür. Vicdan sızısı da böyledir, merhamet de böyledir. Dolayısıyla der Nietzsche, bunlarla insanın mücadele etmesi gerekir. Temel erdemler merhamet, vicdan gibi şeyler değil, tam aksine kudret ve dayanıklılık gibi şeylerdir. Her türlü özgürlük, bağımsızlık, mücadele yeteneği ve gerektiğinde acımasız olabilmek insanı güçlü kılan şeylerdir ve asıl erdemler de bunlardır. Az evvel saydıklarımızın tamamı Nietzsche'ye göre merhametten çok daha üstün erdemlerdir. Fark ettiyseniz bu saydığımız erdemlere insan ulaşabilmesi için toplumla bir bağ kurmak yerine toplumla sürekli bir mücadele halinde olması gerekir. Dolayısıyla Nietzsche insanın kendi erdemini, kendi ahlakını bizatihi kendisinin yaratması gerektiğini söyler. Toplumun dayattığı her şey bir maskeye bürünmüştür. Aslında insanı zayıf kılmaktadır. İnsanı kendinden, beninden uzaklaştırmaktadır. Bunlar aslında sahte şeylerdir ve toplumun bir bütün halinde, huzur içinde yaşayabilmesi için bireyi, teki, biriciği feda etmesinin bir biçimidir. Nietzsche ise insanların asla kendilerinden ödün vermemeleri gerektiğini, kendi benini kaybetmemesi gerektiğini ve hayatı boyunca kendi beni için mücadele etmesi gerektiğini söyler. Kısacası Nietzsche için toplum tarafından ahlaki olarak adlandırılan şeyler kesinlikle bireyin mutluluğuna hizmet etmezler. Onlar insanlık adı verilen bir tinin genel huzuru için koyulmuş kurallardır. Ve dış kaynaklı bu kuralların tamamı insanın mutlu olmasını engelleyecek şeylerdir. Dolayısıyla Nietzsche insana şöyle seslenir. Sürülere bağlı olmak istemeyenler sadece kendilerini hafife almaktan vazgeçmelidir. Kendilerine kendin ol, şimdi yaptığın, söylediğin ve arzuladığın şeylerin hiçbirisi sen değilsin diyen vicdanlarının sesini dinlemelidirler. Hiç kimse kuramaz sana. Tam da yaşam ırmağının üstesinden geçmesi gereken köprüyü. Senden başka hiç kimse. Gerçi sayısız yol ve köprü vardır. Sayısız yarı tanrı vardır seni ırmağın öte yakasına taşımak isteyen. Ama seni isterler bunun bedeli olarak. Kendini rehin verecek ve yitireceksindir. Gördüğünüz gibi Nietzsche'nin ahlakı tamamen birey, biricik ve tek odaklıdır. Schopenhauer ise diğerleriyle kurulan duygudaşlık yoluyla ortaya çıkacak bir ahlaka çok fazla önem verir. Dolayısıyla ahlak noktasında tamamen ayrışırlar. Tamamen ayrışırlar derken tek bir yerde hata yaptığımı söyleyebilirim. Aslında ikisi de Kant'ın ahlak felsefesine büyük eleştiriler getirir. Nietzsche, Kant'ın ahlak felsefesinin tamamen safsata olduğunu, bir evrensel ahlak yasasının insanın özüne tamamen aykırı olduğunu ve uydurma olduğunu söyler. Schopenhauer ise Kant gibi büyük bir dehanın ahlak felsefesinde duyguları tamamen görmezden gelmesini hayretle karşılar ve Kant'ı bu yönde sert bir şekilde eleştirir. Özetle, küçük bir çocuk olduğumuzu hayal edersek, ve bu ikiliden bizi eğitmeleri istense, sağ elimizden tutan Nietzsche bizi Napolyon Bonaparte'a, sol elimizden tutan Schopenhauer ise büyük ihtimalle bir Budist rahibe getirecektir. Aslında burada bizler için önemli olan bir deha ile temellendirilmiş iki farklı görüşün zihnimizdeki kabulü ya da eleştirisi yoluyla entelektüel olarak alacağımız zevktir.
düşünce insanı olarak Nietzsche, Schopenhauer'ı her ne kadar eleştirmiş olursa olsun, şahsi düşüncem ona olan saygısını hayatı boyunca kaybetmediği yönündedir. Her iki filozofun hayatına da kuş bakışı olarak bakarsak aslında benzer bir hayat yaşadıklarını görürüz. Nietzsche her ne kadar gezgin bir isim olsa da aslında kendi içinde büyük bir yalnızlık yaşamaktadır. Schopenhauer ise Nietzsche'nin dediği gibi riyakarlığı, vurdum duymazlığı, insanlara karşı her durumda nazik olmayı, sözünü eğip bükmeyi seçmeyerek hayat boyu üzerinde uzanacağı yatağın pek de yumuşak olmamasını tercih etmiştir. Nietzsche de bu anlamda yani bir hayat telakkisi olarak sözünü eğip bükmeyerek, riyakar davranmayarak, doğru bildiğini söyleyerek, tamamen hocasından farklı düşünerek, onu aşmaya çalışarak, onu en sert şekilde eleştirerek Schopenhauer'u onurlandırdığını söyleyebiliriz. Ortak şeyler yaşayıp farklı şeyler düşünebilmemiz ne kadar güzel. Adeta bir aynalık kıskacında boğulduğumuz bu çağda, farklı düşünen insanlara ihtiyacımızın olan bu çağda bu gibi isimlerle irtibat kurmak, bu gibi isimlerin eserlerini okumak, konuşmaya çalışmak aslında pek güzel bir etkinliktir diyebiliriz. Bir insan ne kadar farklı düşünüyor olursa olsun bunu samimi bir dille, riyakar olmadan ve diğerlerine zarar vermeden dile getiriyor ya da uygulayabiliyorsa bizim için kıymetlidir. Şimdilik düşüncenin, hürriyetin, fikrin güzelliğiyle kalınız. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla.